Evet, şu anda katılımcı sayısını da görüyorum. Yavaş yavaş artıyor. Ama biz başlayabiliriz diye düşünüyorum. Saat 8:30. Zamanında başlayalım, zamanında bitirelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümlerinin düzenlediği webinar serisinin ikincisinde bu akşam birlikteyiz. Moderatörlüğü ben yapacağım bu akşam. Bilgesi Hocam, Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden bu akşam birlikte grup ve birey düzeyinde saldırganlığı konuşacağız ve tartışacağız. Aslında çok geniş bir kavram. Bir saate de sığdırmak bu konuyu çok mümkün değilse bile biz elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi bu ikinci webinar serimiz. 2 hafta önce Doğan ve Mehmet hocalarla başlamıştık. 2 hafta sonunda da Şener ve Zuhal hocalarla devam edeceğiz. Bu webinarları tasarlarken ortak çalışma alanlarımıza bakarak bunları yapmaya çalıştık. Ben bireysel düzeyde saldırganlık çalışıyorum ve zorbalık çalışıyorum. Bilgesi Hocam da grup düzeyinde saldırganlık çalışıyor. O yüzden de webinarın ismini bu şekilde koymayı uygun bulduk. Tabii saldırganlık demin söylediğim gibi oldukça geniş bir tanıma sahip bir kavram. Ve aslında yalnızca psikoloji biliminin değil, birçok bilimin birlikte çalıştığı, ortak çalıştığı bir kavram. Multidisiplinler çalışılan bir kavram aslında. Biz bu akşam psikoloji penceresinden saldırganlığa bakmaya çalışacağız. Tabii tanım, her zaman bunu vurguluyoruz. Tanım çok önemli. Saldırganlığı en geniş tanımıyla tanımlayabilmek. Bu kavramı daha iyi anlayabilmek ve daha iyi ölçebilmek ve müdahaleleri de bu doğru ölçümlere göre yapabilmek çok çok önemli. O yüzden de hem birey düzeyine hem de grup düzeyine bu akşam bakmaya çalışacağız. Saldırganlığı tanımlamaya çalışan bir sürü kuram var tabii ki. Ve bunları psikolojinin hem lisans eğitiminde hem de lisansüstü eğitiminde ilgili derslerde derinlemesine işliyoruz. Tabii eklektik bir yaklaşım her zaman önemlidir. Eklektik bakmak her zaman önemlidir. Bunu her zaman vurguluyoruz. Kuramsal bakış açımızı da yalnızca tek bir kurama dayandırmadan eklektik bir biçimde yapılandırmaya çalışıyoruz ama ben bu noktada belki Bilgesi Hocama şunu sorabilirim. Kuramsal olarak baktığımızda saldırganlığa sizce saldırganlığı tanımlayan, en geniş şekliyle tanımlayan ve bu anlamda da psikologların eden psikologlardan tabii ki bahsediyorum. Müdahale eden psikologlara da en geniş en doğru bilgiyi verebilen kuramsal bakış açısı sizce hangisidir? Şimdi kuramsal bakış açıları açısından en geniş bir kuramsal bakış açısından ziyade bence saldırganlığın en temel tanımı çok yeterli bence. Yani karşı tarafa kasten zarar verme dürtüsüyle yapılan ve karşı tarafta kaçma isteğine neden olan bütün davranışları saldırganlık olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu bence temel olarak çok güzel. Çünkü birçok şeyi aynı anda tanımlayabiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence dediğim gibi bu çok temel tanımı ele alırsak bütün hem kuramsal bakış açılarından ziyade de daha geniş kapsayıcı bir tanım sağlayacaktır herhalde. Tabii hocam şimdi tanımlar zaman içinde de değişiyor. Yani bundan 20 yıl, 30 yıl önceki literatürü taradığımızdaki saldırganlık tanımıyla Evet. bugünkü saldırganlık tanımında ciddi farklar var. Literatürün ilk çalışmalarına baktığımızda
saldırganlığı neredeyse yalnızca fiziksel saldırganlıkla ilişkilendiren bir literatür. Ama bugüne baktığımızda işin içine sözel saldırganlığın, ilişkisel saldırganlığın girdiği ve hatta dijitalleşen dünyada oyun aracılığı saldırganlığın girdiği bir döneme girdik. Dolayısıyla tabii ki tanım, en baştan söylediğim gibi, tanımı ne kadar geniş tutarsak o kadar iyi. Bu anlamda da en geniş bakış açısıyla bakabilen kuram aslında bizim için sanki en iyi kuram gibi görünüyor. Ben örneğin çalışmalarımda Bronfenbrenner'ın ekosistem kuramını kullanıyorum. Çünkü hem bireye hem bağlama vurgu yapan bir kuram, Bronfenbrenner kuramı. Bağlama geçtiğimizde zaten işte grup boyutunu da o noktada ele almaya başlıyoruz. Yani işte zorbalığı tanımlarken de zorbalığın yalnızca kişiler arası bir sorun olmadığını, zorbalığın aslında bir grup davranışı olduğunu, grubu ilgilendiren bir davranış olduğunu her zaman vurguluyoruz. Çünkü rollere baktığımızda zorbalıkta temel işte zorba var, kurban var, zorba kurbanlar var. Ama aynı zamanda zorbanın destekçileri var. Zorbalığa şahit olup buna müdahale etmeyen grup var. Dolayısıyla aslında kişiler arası bir durummuş gibi görünen olay aslında tam anlamıyla grubu ilgilendiren bir olay oluyor. Ama zorbalık literatürü de aslında bu noktaya bir anda gelmedi. 1970'lerde başlayan literatür ancak 1990'ların başında bunun bir grupla ilişkili bir fenomen olduğunu vurgulamaya başladı ve literatür tamamen bunun üstüne yeniden yapılandı. Bu anlamda işte tanımlamak ve doğru kuramı kullanmak önemli diye düşünüyorum. Tabii sizce grup mu daha saldırgandır bu anlamda, birey mi? Bu çok sorulan, evet yani ilk akla gelen sorulardan biri herhalde grupla birey karşılaştırmasında. Ve genelde de ilk akla gelen şey, yani hemen akla gelen şey kime sorulsa grup daha saldırgandır demek oluyor. Çünkü gerçekten bu konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan açıklamalar daha ziyade sosyolojik açıklamalar. Ve işte bu çok klasik Lebon'un açıklaması ki işte grubun içinde bireyin kimliği erir bir anlamda. Bireysel kimliklerimiz erir. Kişinin işte anonimleşmesi söz konusu olur ve dolayısıyla da bütün etik değerler kaybolur. Kişi daha saldırgan davranır diyor. Kendisi de bunu zaten Fransız devriminden yola çıkarak, orada kitlelerin hareketini izleyerek böyle bir açıklama yapmış. Ama hatta işte sonrasında Freud da grup, yani kalabalığın içinde idin ortaya çıktığından, uyandığından bahsediyor. Şimdi keşke, hani hep söylüyorum ben derste anlatırken de, böyle bu kadar basit bir açıklama olsa, evet, grup bir tür birey gibi saldırganlık açısından böyle bir şey söylüyor olabilseydik. Ama ne yazık ki o kadar düz bir ilişki yok. Doğrudan bir ilişki yok. Bazen de grup içerisinde olmak bireyin saldırganlığını azaltabiliyor. Yani tek başına daha saldırgan davranabilecek bireyler grup içinde daha saldırgan davranabiliyorlar. Burada tabii o zaman şu aklımıza geliyor. Demek ki bağlama dayalı bir cevap var. Yani bağlamla ilgili bir şey var demek ki. Grubun özelliği söz konusu. Bazı grupların işte temel ilkeleri, özellikleri kişinin saldırgan davranmasını engelleyebiliyor. Kişinin kimliğinin farklı yönlerini ön plana çıkarıyor ve biz daha az saldırgan davranıyoruz. İşte ben şöyle bir örnek geliyor hep aklıma. Trafikte araba kullanırken, tek başınıza araba kullanırken sinirlendiğinizde çok daha rahat saldırgan davranabiliyorsunuz. İşte ne bileyim, mesela küfür edebiliyorsunuz. Ama yanınızda birkaç iş arkadaşınız varsa örneğin, bu kadar rahat davranamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla demek ki hani bu kadar düz bir ilişki değil. Çok farklı şeyler söz konusu. Çok farklı gruba dayalı değişkenler söz konusu. Kesinlikle.
Aslında tabii ben bir gelişim psikoloğuyum. Ama yaptığım okumalardan bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz şey aslında sosyal psikolojinin ilk versiyonları. Yani klasik sosyal psikoloji evet. Gruba bir kötülük kaynağı olarak bakıyor. Evet, yani grup içindeki insan o insandaki kötü potansiyeli çıkartacak bir dinamik oluşturuyor. Ve neredeyse determinist bir şekilde buna bağlı kalıyor. O klasik sosyal psikoloji. Ama bugünkü sosyal psikoloji tabii ki bundan çok farklı. Grup dinamiklerini daha derinlemesine inceliyor. Ve aynen belirttiğiniz gibi aslında grubun saldırganlığı, ketleyici rolü de burada ortaya çıkıyor. Yani grup default insandaki kötüyü ya da kötü demeyelim konumuz bağlamında saldırgan potansiyeli ortaya çıkartan bir faktör olmak zorunda değil. Grup aynı zamanda ketleyen bir faktör de olabilir. O yüzden de işte bugün işte o klasik sosyal psikoloji çalışmaları futbol taraftarlığına holigan düzeyinde bakarken bugünkü çalışmalar futbol taraftarlığına daha fazla dayanışma ağlarının kurulduğu noktadan da bakabiliyor. Aradaki fark çok temel. Evet. Bence gitmemiz gereken yol da aslında bu. Tabii ki burada kullandığımız yöntemler de çok önemli. Yani kullandığımız yöntemler ne kadar kompleks olursa, çoklu değişkenleri ne kadar iyi değerlendirebilirsek aslında o zaman dinamiklere çok daha derinlemesine bakabiliriz. Bu da tabii ki aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Psikoloji biliminin araştırmaya dayanan bir bilim olduğunu, uygulamasının da araştırmaya dayanan bir bilim olduğunu ve araştırmalar ne kadar kompleks olursa, ne kadar çoklu değişkenleri değerlendirebilirse çıktıları da tabii ki bu bağlamda olacak ve bilim bu şekilde ilerleyecek. Bu arada sorular geliyor. Soruları alalım tabii ki. Son 10 dakikaya bırakalım demiştik Bilgi Hocam'la ama örneğin şu anda gelen soru bence tam da ilişkili bir soru. Bir katılımcı kültürün saldırganlığa etkisi ölçülebilir mi diye sormuş. Kültürün saldırganlığa etkisi... cevaplayalım hocam. Kültürün saldırganlığa etkisi yani nasıl ölçtüğünüzle alakalı olarak tabii ki ölçülebilir. Şimdi saldırganlıkta özellikle grup saldırganlığında ne yazık ki şöyle çok dezavantajlı bir nokta var. Şimdi, hocam siz de biliyorsunuz. Bireysel yani bireyin saldırganlığı söz konusu olduğu zaman bundan bahsediyorsak literatürde yığınla deneysel araştırma var. Yani gerçekten inanılmaz çok sayıda. Ama özellikle şimdi belki bahsederiz işte bu geniş sosyal gruplar söz konusu olduğunda ne yazık ki büyük gruplarda deneysel araştırma yapabilmemiz her zaman çok söz konusu olmuyor. Birincisi. Dolayısıyla şimdi kültür söz konusu olduğunda da bu tabii ki araştırılabilir. Ama burada çok daha işte daha korelatif. Yani deneysel yöntemin daha dışında araştırmalara mecburen yönelmek durumunda kalıyoruz. Bazı gereği çalışılabilir. Çünkü böyle bir sürü de çalışma var. Ama dediğim gibi hani birey kısmında çok daha deneysel çalışabilirken grup büyüdükçe hele ki bir de kültür gibi çok geniş bir şeyden bahsettiğimiz zaman orada yaptığımız çıkarımlar her zaman da bir bireyin deneysel çalışılması kadar ne yazık ki net olmuyor. Çünkü bunun da çok hani yöntemsel bir sıkıntısı var. Her şeyi elimine edemiyorsunuz orada. Karıştırıcı bütün değişkenleri elimine edemiyorsunuz. Yazık. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şimdi benim de bu noktada ekleyebileceğim şöyle bir şey olabilir. Şimdi, tabii kültürü doğrudan ölçebilmemiz mümkün değil. Kültürün birey üzerindeki yansımalarını ölçebiliriz. Örneğin işte her zaman aslında çok doğru bir kategorizasyon değil. İşte bireyci kültürler ve toplulukçu kültürler. Yani orada sanki görünmez bir hat var. Dünyanın
doğusu neredeyse tamamen kültürcü, toplulukçu pardon, dünyanın batısı da tamamen bireyci gibi bir durum var. Ama hal böyle değil. Yani bunun aslında bir düzlem olduğunu çok iyi biliyoruz. O kültürel yapıların her bir bireydeki iz düşümlerinin aslında çok farklı olduğunu da biliyoruz. Yani bir birey toplulukçu değerlerde taşıyabilir. Aynı zamanda bireyci değerlerde taşıyabilir. Dolayısıyla kültürün bu anlamda saldırganlığa etkisi ölçülebilir mi derken kültür ölçülebilir mi sorusu aslında ilk başta ortaya çıkıyor. Ölçülemez. Kültürün birey üzerindeki etkisi tabii ki ölçülebilir ya da iz düşümleri ölçülebilir. Burada yine Bronfenbrenner'dan hareketle şunu söyleyebilirim. Bronfenbrenner kuramında, sistemler kuramında en dışta makro sistem olarak tanımlıyor bunu. Makro sistemin içine de kültürü, değerleri, inanç sistemlerini vesaire koyuyor. Şimdi en dıştaki halkanın en içteki bireyi doğrudan etkilemesi tabii ki mümkün değil. Bunun dolaylı yönden bireyi etkilediğini söylüyor ki demin söylediğimde tamamen aslında tutarlı bir durum bu. Ama şunu söyleyebiliriz. Kültürün saldırganlığı nasıl olumladığı bence tartışılabilir bu noktada. İşte bugün aslında Türkiye'de de ve Kuzey Kıbrıs'ta da hep tartıştığımız kadına yönelik şiddette kültürün rolü, yani aslında o şiddetin yeteri kadar cezalandırılmaması birinci faktör. Bir şekilde diziler ya da başka yöntemlerle, siyasilerin ağzıyla bunun olumlanması aslında böyle bir kültür yaratıyor. Ve bu kültür beraberinde bireye bir şekilde yansıyor. Birey, o kültürün içinde yaşayan bireyle eğer ikna olmuşsa bunlardan ve eğilimi de varsa saldırganlığa, tabii ki bir davranış olarak saldırganlık ortaya çıkıyor. Bence kültürün saldırganlığa etkisini bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani doğrudan bir etkisi söz konusu değil ama kültürün içine neyi koyduğumuz çok çok önemli. Kültürün saldırganlığı ne kadar olumladığı, özlü sözlerde buna ne kadar yer verildiği, bunu hep söylüyoruz. Yani işte şiddeti ona olumlayan birçok özlü söz var. Bugün halen daha kullanılan özlü sözler bunlar. Ben atasözlü demiyorum çünkü çok eril bir dil o atasözü. Özlü söz demeyi uygun buluyorum ben bu durumda. Dolayısıyla bu soruya bu şekilde cevap verebiliriz. Yani kültürün içine neyi koyduğumuz çok çok önemli bu noktada. Ve kültürün saldırganlığı ne kadar olmadığı, medya bir kültür dönüştürücü unsur olarak medya saldırganlığı ne kadar olumluyor. Kadına yönelik şiddette örneğin mağdur kişiyi ne kadar suçlayabiliyor ki klasik medyada, bulvar gazetelerinde çoklukla bunu görüyoruz. Gece sokağa çıkmanın, giyim tarzının, bunların her birinin saldırganlığı bir şekilde ortaya çıkartan faktörlermiş gibi sunulması aslında kültürü dönüştüren bir faktör de olabiliyor. Bugün ne yazık ki böyle bir kültürün içinde de yaşıyor olduğumuzu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Evet, sorular var ama ben sorulara geçmeden bir soru daha soracağım. Şimdi bağlamdan bahsetmişken ve kültürden bahsetmişken gruplar kolektif şiddet ve bağlama bağlı sebeplere baktığımızda bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kolektif şiddet ve bağlama bağlı bunun sebepleri. Şimdi kolektif şiddet derken yani sosyal gruplar arasındaki şiddetten bahsediyoruz. Bu çok yine sık araştırılan konulardan biri.
bazı bağlamlarda, bazı özel durumlarda, aslında çok da özel sayılmaz yani, çok sık karşılaştığımız şeyler ama kolektif şiddete sıklıkla karşılandı. Daha çok bununla karşılaştığımızı görüyoruz. Bunun belli sebepleri olabiliyor. İşte politik faktörler söz konusu olabilir. Örneğin işte demokratik süreçte bazı eksiklikler varsa, bir sosyal sınıf özellikle dezavantajlı durumdaysa, ne yazık ki kolektif şiddetin daha sık olduğunu biliyoruz. Kaynaklara adaletsiz erişim varsa, bunun dışında yine toplumsal olarak bazı şeyler söz konusu olabilir. İşte gruplar arasında bile isteye sınır yaratılıyorsa, yani gruplar arasında yapay sınırlandırılmalar yaratılıyorsa ve bu sınırlar özellikle teşvik ediliyorsa, işte yine silaha erişim örneğin kolaysa, kolektif şiddet olaylarının daha sık karşılaşıldığını biliyoruz. Bunun dışında da bazı çok enteresan demografik faktörler var. Örneğin işte hızlı bir toplumsal değişim yaşanıyorsa, bir anda örneğin göç aldı ülke, bir anda hızlı bir demografik değişim yaşandı ya da ülkenin genç nüfusu ya da işte içinde bulunan grubun genç nüfusu çok yüksekse, böyle durumlarda da kolektif şiddet olaylarının arttığını biliyoruz. Ama tabii burada şunu belki bir not olarak düşmek gerek. Şimdi grup düzeyinde saldırganlık dediğimizde bu birçok farklı şekilde çalışılabilir. Yani işte bir bireyin gruba saldırganlığı olabilir, grubun bireye saldırganlığı olabilir. Örneğin işte sizin bahsettiğiniz zorbalık olaylarında olduğu gibi. Ya da gruplar arası saldırganlık olabilir. Şu ana kadar benim sanıyorum daha çok bahsettiğim konu o ve bundan sonra sanıyorum biraz daha üstünde duracağım. Çünkü bu temelde çok sıklıkla çalışılan, daha sık çalışılan konu sosyal psikolojide sonuçları çok ağır olduğu için. İşte bu kolektif şiddet olaylarında olduğu gibi. Dolayısıyla benim bahsettiğim kısmı bu. Yoksa bu şu anlama gelmesin, işte grup düzeyinde saldırganlık sadece böyle çalışılıyor ya da böyle çalışılabilir gibi değil. Dediğim gibi farklı düzeylerde çalışılabilir. Ama sonuçları toplumsal olarak maddi manevi çok daha ağır olabildiği için genelde bu noktadan çalışılıyor. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz var. Bir öğrencimiz saldırganlık davranışının bastırılması benlikte çatışmalar yaratabilir mi? Ve bu çatışmalar neler olabilir diye sormuş. İsterseniz siz cevaplayın, sonra ben cevaplayabilirim hocam. Şimdi saldırganlık davranışının bastırılması derken burada bence saldırganlıkla öfke karıştırılıyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü öfke hissetmek normaldir. Hani hep bunu çocuklara da söylüyoruz ya, işte öfke hissedebilirsin. Hepimiz bir şeylere sinirlenebiliriz. Ama saldırganlık bir davranış ve saldırganlık bir seçimdir. Dolayısıyla bunu bastırmak ya da bastırmamak bir şey değil. Saldırgan davranmayı seçmek ya da seçmemek söz konusu olabilir. Çünkü saldırgan davranışı bastırmak dediğimiz zaman burada sanki bana şey gibi geliyor biraz. Saldırganlığı meşrulaştırıyormuşuz gibi. Yani davranışımı bastırıyorum gibi. Şimdi hepimiz dediğim gibi öfke hissedebiliriz. Ama bunu nasıl ifade ettiğimiz kesinlikle bireysel bir seçimdir. Öfkeyi bastırmak konusu tabii ki belki benlikte türlü yaralara ya da sıkıntılara sebep olabilir. Ama dediğim gibi öfkenin sağlıklı ifade şekilleri vardır. Ve saldırganlık bence bunlardan biri değildir. Yani burada dediğim gibi saldırganlığı meşru bir hale getirmek söz konusu değil. Tabii ki işte bazen mevcut düzen saldırganlığı meşru gibi göstermeye çalışıyor olabilir. Ama dediğim gibi burada saldırgan davranışın bastırılması başka bir olay diye düşünüyorum. Kesinlikle fikrim. Şimdi burada bence yine en baştaki kuramlara dönmemiz gerekiyor. Çünkü saldırganlığı içgüdü olarak tanımlayan kuramlar var. Saldırganlığın bir şekilde evrimsel psikoloji de benim bazı noktalarda çok eleştirdiğim bir bakış açısıdır. Kadına yönelik bakış açısıdır, sorumludur dediğimiz gibi. Saldırganlıkla ilişkili tanımlarda genelde çok sıkıntılıdır. Evrimsel psikoloji de benzer bir noktaya vurgu yapıyor.
Bunu da çok fazla eleştiren bir evrim psikoloğunu ben ne yazık ki görmedim. Yani onlar da saldırganlığın adaptif bir davranış olduğunu. Eğer bugün saldırganlık varsa dünyada bu bir şekilde adaptif bir davranıştır. Dolayısıyla var olmaya da devam edecektir. Yani o zaman doğaldır. Sonucunu çıkartıyoruz biz buradan. Bunlar sıkıntılı. Neden? Çünkü aynen dediğiniz gibi biz yalnızca bu kuramlara baktığımızda saldırganlığın doğal, içgüdüsel bir davranış olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla biri tarafından provoke edildiğimizde ki bir kuramsal bakış açısı da bunu söylüyor biliyorsunuz. Yani engellendiğimizde ya da provoke edildiğimizde saldırganca davranırız. O zaman saldırganca davranabiliriz. Ya da bir şeye ulaşmak için de saldırganca davranabiliriz. Araçsal saldırganlık dediğimiz kısım da bu. Yani saldırganlığı araç olarak kullanırız. Statü sahibi oluruz. Başkalarını baskılarız. Böylelikle davranışın kendisi sanki istenir bir davranışmış gibi gözlemlenmeye başlanır. Bu tabii ki sıkıntılı bir bakış açısı olur. Dolayısıyla bu noktada eleştirdiğimiz kuramsal bakış açılarını ele alarak biz bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Saldırganlığın baskılanması gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü saldırganlık doğal, içgüdüsel bir durum değildir. Bu öfkenin yanlış yönlendirilmiş davranışa bir şekilde yansımış halidir diyebiliriz, değil mi? Aynen. Dolayısıyla eleştirel bir noktadan da bakmış olduk saldırganlığa. Bir sorumuz daha var. Saldırganlığa seçim demek günümüzün çağdaş psikolojik kuramlarıyla örtüşüyor mu? Tam hür iradeyle seçilen bir davranış olduğunu söylemek de yanlış olmaz mı? Tekrar edeyim hocam. Şimdi burada hür iradeden kastımız hani felsefi bir noktadan, yani biz davranışlarımızı biz mi seçiyoruz yoksa işte çevre mi bize bunları öğrenmelerimiz sonucunda mı yapıyoruz gibi bir noktadan bakarsak çok konu gerçekten felsefi bambaşka bir noktalara herhalde gidebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi saldırganlığı zaten tanım olarak karşı tarafta kaçma isteği uyandıran davranış olarak tanımlıyoruz. Ve ben kasten birisine zarar verme ile bunu yapıyorum. Dolayısıyla bu tamamen dediğim gibi burada saldırganlığın bir seçim olmadığını söylemek çok yanlış davranışı haklı çıkarmak anlamına geliyor. Yani etik olarak hiç kabul etmek istemeyeceğimiz birçok davranışı doğru bir an, yani haklı çıkarmak oluyor. Dolayısıyla bu güncel psikoloji kuramlarıyla hangi psikoloji kuramlarından bahsettiğimizi, yani psikoanalitik kuramı güncel kuram olarak almadığımızı düşünürsek eğer, dolayısıyla dediğim gibi hani bence örtüşüyor ama bilemiyorum. Yani tam olarak soruyu da anladığıma da çok şey yapamadım sanırım. Emin olamadım hangi kuramlardan bahsedildik. Bence orasının ucu bayağı açık. Evet. Dolayısıyla ben cevap verdiğinizi düşünüyorum. Bir soru daha var. Futbol taraftar gruplarının küfür gibi kötü sözleri içeren tezahüratları saldırganlık davranışlarını artırıyor mu yoksa azaltır mı gibi bir soru var. Yani küfür bir taraftar grubunun hep beraber yaptığı küfür saldırgan davranışı artırır mı yoksa azaltır mı gibi bir soru. Yani küfrün kendisinin saldırganlık olduğunu düşünecek olursak zaten bir saldırgan davranışı sergiliyor olmak. Şimdi burada mevcut açıklamalardan biri şu. İşte biliyorsunuz bu dürtünün boşaltılması dolayısıyla daha sonraki saldırgan davranışları azaltacaktır. Çünkü işte kişi enerjisini boşalttı
şeklinde analitik bir bakış açısıyla. Ama yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bir saldırgan davranışı gerçekleştiriyor olmanız o enerjimi boşalttım sonra daha az saldırgan davranacağım demek anlamına gelmiyor. Tam tersi o davranışı sonrasında tekrar etme olasılığınızı aslında artırıyorsunuz. Kesinlikle fikrim şöyle beklemede bulunabilirim. Ben işte medyada çalışıyorum, yani medya psikolojisinde çalışıyorum, işte internet vesaire. Şimdi orada net bir bilgi var. Oyun şiddet içerikli oyun pazarlayanlar aynen sizin söylediğiniz şeyi vurguluyorlar. Diyorlar ki şiddet içerikli oyunlar oynadığınızda, örneğin işte shooter game dediğimiz, elinize bir silah alıyorsunuz, önünüze gelen herkesi de vuruyorsunuz. Ve bu şekilde level, düzey atlıyorsunuz. Ne kadar insan öldürürseniz de ya da ne kadar öldürürseniz de o kadar başarılı oluyorsunuz gibi bir durum. Oyun tasarımcıları aynen şunu söylüyorlar. Bunları oynadığınız sürece gerçek hayatta daha az saldırgan olursunuz. Çünkü orada bir katarsis, yani bir boşalım yaşarsınız. Ama binlerce bu konuda yapılmış binlerce çalışma net bir şeyi söylüyor. Bu oyunlar kesinlikle bizim öfkemizi artırıyor ve provoke edildiğimiz zaman saldırgan davranış sergileme riskimizi artırıyor. Yani şundan bahsetmiyoruz. Şiddet içerikli bir oyun oynayan kişi oyunu bırakıp çıkıp insanları dışarıda dövmüyor ya da öldürmüyor. Ama dışarıya çıktığı zaman oyunun etkisi sürdüğü için fiziksel düzeyde de psikolojik düzeyde de herhangi biri tarafından provoke edildiğinde saldırganlık ortaya çıkabiliyor. Net bu. Başka çalışmalar oradaki saldırganlık davranışlarının model alındığını ve uygun ortamlarda bunların sergilenebileceğini söylüyor. Bu söylediğim televizyondaki şiddet içinde geçerlidir. Oradaki saldırgan davranışlarda model alınabilir ve uygun ortamlarda sergilenebilir. Burada tabii demin sorulan soruya dönecek olursak, bu bir seçim midir? Hayır, bu bir seçim değildir. Burada birçok faktör var çünkü. İlk önce bireye bakmamız lazım. Bireyin özelliklerine bakmamız lazım. Bireyin yaşına bakmamız lazım. Onun saldırganlıkla ilişkili davranış repertuarına bakmamız lazım. Bu kişiyi provoke edecek herhangi bir faktörün olup olmadığına bakmamız lazım. Kültüre gidip bakmamız lazım. Bu bireyin içinde yaşadığı arkadaş ortamına, aile ortamına, oradaki saldırganlığın ne kadar olunmalı, olunmamadığına bakmamız lazım. Okula gidiyorsa okul kültürüne bakmamız lazım vesaire vesaire. Yani şunu demeye çalışıyorum. Saldırganlık dediğimiz şey tek boyutlu bir yapı değil. Çok boyutlu bir yapı, çok karmaşık bir kavram. Artı çok boyutlu incelenmesi gereken bir kavram. Yani yalnızca birey düzeyinde değil, aynen zaten yapmaya çalıştığımız, gelmeye çalıştığımız nokta da o. Yalnızca birey düzeyinde değil, bağlam ve grup düzeyinde de incelenmesi gerekiyor. Çünkü yalnızca bireye baktığımızda o bizi şu noktaya getiriyor. İşte o demin tartıştığımız ve eleştirdiğimiz saldırganlığın bir şekilde içgüdü, doğal bir davranış olduğu noktasına getiriyor. Ve aynı zamanda şunu görmemizi engelliyor. Saldırganlığı ortaya çıkartan, tetikleyen, şekillendiren, cesaretlendiren bağlamsal faktörler nedir? Bunu görmemizi engelliyor. O yüzden benim her zaman işte saldırganlıkla ilişkili çalışmalarda da özellikle yüksek lisans öğrencileriyle birlikte makale incelerken gen çevre tartışması var ya, her zaman bildiğimiz işte saldırganlıkla ilişkili bazı genler de çalışılıyor. Saldırganlığı tetikleyebilen
Tabii ki çoklu gen etkileşimlerden bahsediyoruz. Herhangi bir davranış söz konusu olduğunda. Ama her zaman vurguladığım şey şu. Evet, buradaki genetik yatkınlığı yadsıyamayız. Ama bizim psikologlar olarak her zaman yüzümüzü çevireceğimiz nokta genetik yatkınlıklar değil, bağlam. Saldırganlığı ortaya çıkartan bağlamsal faktörler nelerdir? Çevresel faktörler nelerdir? Çünkü bizim oyun alanımız aslında orası. Yani bizim hakim olduğumuz alan orası. Biz moleküler genetikçi değiliz. Ya da genetik bilimlerle uğraşmıyoruz. Evet, o bilgilere sahibiz. Ama bizim esas bakmamız gereken kısım bu kısım gibi düşünüyorum. Burada tabii ki halen daha bence o psikodinamik yaklaşımın etkilerini de çok net olarak görüyoruz. Yani sorularda aslında dikkat edersek altta biraz bunlar da var. Yani o yüzden de örneğin bizim bölüm bilgisayar davranışçı bir bölüm, daha psikoloji bölümü. Psikodinamik yaklaşımı bir bilimsel yapı olarak tabii ki reddetmiyoruz, tabii ki inceliyoruz. Ama olaylara bakarken biz biraz daha bilimsel davranışçı gözle bakıyoruz. Bu aslında bölümlerin kültürleriyle ilişkili bir durum. Bilmiyorum başkan psikolojide durum nasıldır ya da siz hangi gözlükle bakarsınız olaylara? Yani bilimsel davranışçı gözle mi bakarsınız? Evet, daha çok. Genellikle öyle bakıyorum. Yani benim... O yüzden aslında kardeş bölüm olduk. İşbirliği yapıyoruz. Çünkü benzer şekilde bakıyoruz. Evet, buyurun. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil hocam. Ben soruya cevap verdik diye düşünüyorum aslında. Tamam, o zaman bir soru daha. Saldırganlık bir başkasının üstünlük kurmak, büyüklenme, üstün olma amaçlı narsist bir yapıda ortaya çıkar mı? Saldırganlık tabii ki. Yani bununla ilgili grup bazında baktığımızda, ben o taraftan bakacağım. Örneğin sosyal kimlik kuramı aşağı yukarı zaten bunu belki açıklamaya yönelik daha net bir açıklama sağlıyor olabilir bu anlamda. Yani bu kuramın temel çünkü varsayımı şu. Biz hepimiz belli bazı gruplara üyeyiz. Yani bu gruplara üye olma durumu da mesela bazıları çok bariz. Hepimizin aklına geliyor işte futbol takımını tutmak, Galatasaraylı olmak, Fenerbahçeli olmak gibi atıyorum. İşte bazıları da daha doğuştan atanmış. İşte cinsiyet, kadın olmak, erkek olmak, işte bir etnik kimliğe sahip olmak gibi şeyler. Bunda hiçbir sakınca yok, ne olabilir diye düşünüyoruz. Ama sosyal kimlik kuramının temel varsayımı şu diyor ki ait olduğumuz grubun özelliklerini çok daha olumlu görme ve kendi grubumuzu kayırma eğilimindeyiz. Dış grubu da daha olumsuz özellikleri ön plana çıkarma eğilimindeyiz. Dolayısıyla bütün bu gruplar arası işte ayrımcılığı, ya şimdi bilmiyorum narsistik bakış açısını buradan açıklayabilmek ne kadar mümkün ama belki hani ben böyle bir yorum yapabilirim işin grup tarafından diye düşündüm. Dolayısıyla böyle bir şey örneğin dediğim gibi söz konusu olmuş olabilir. Ama daha bir kişilik özelliği olarak narsizm noktasında bununla açıklayan tabii ki yaklaşımlar da var. Yani narsistik kişilik özelliğine sahip bireylerin daha saldırgan olduğunu, özellikle diğerlerinin önünde yargılandıklarında, olumsuz eleştiriye maruz kaldıklarında daha saldırgan davrandıklarını biliyoruz. Hı-hı. Ama tabii ki tek bir kişilik özelliğiyle saldırgan davranışı açıklayabilmemiz bu noktada mümkün değil, düşünüyorum. Ben de o zaman bireysel düzeyden soruya cevap vereyim. Tabii narsistik kişilik biraz daha klinik psikolojinin alanına giren bir kavram. Ama Machiavellizm üzerinden benim bir çalışmada biraz tanışıklık yaşadığım bir kavram. O yüzden buna cevap verebilirim.
Şöyle ki, şu andaki yaşadığımız dünya, özellikle kapitalist dünya diyelim, bireyi ön plana çıkaran, bireyin başarılarını ön plana çıkaran ve bunu gerçekten törpüleyen, yücelten diyelim, törpüleyen de yanlış kavram oldu, yücelten bir dünya aslında narsist kişiliklerin ortaya çıkması için oldukça güzel bir zemin yaratıyor. Çünkü benim yüceltildiği bir noktada narsizm çok rahatlıkla yeşerebiliyor. Eğer bu yine eğilimlerden bahsediyoruz. Yani eğer siz bu şekilde eğilimlere sahipseniz ve ortamda size bu eğilimleri ortaya çıkartan fırsatlar sunuyorsa. Şimdi tabii buradaki soru üstünü kurmak, büyüklenme, üstün olma, bunlar saldırganlık sayılabilir mi? Bunların nasıl yapıldığı çok önemli. Yani en başta söylediğimiz gibi eğer karşıdaki insana zarar verme amacıyla yapılıyorsa, evet bunu bir çeşit psikolojik saldırganlık olarak tanımlamak mümkün. Aslında mobbing dediğimiz iş yeri zorbalığı, bunun içine çoğunlukla bunlar da giriyor. Karşıdaki insana üstünlük sağlamak amacıyla bir dizi zorbalık davranışının sergilendiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla evet, yani bu soruya narsist kısmını bir tarafa bırakarak üstünlük, büyüklenme gibi davranışların zarar verdiği oranda saldırganlık olarak nitelendirilebileceği şekilde bence cevap verilebilir. Şimdi eleştirel psikoloji bakış açısıyla bir sorumuz var hocam. Bu bizi biraz zorlayacak. Hazır mısınız? ezenin ezilene ve ezilenin ezene saldırganlığı veya şiddet arasında bir ayrım yapmak gerekmez mi? Gibi bir soru. Şimdi eleştirel psikoloji okuduysanız, daha doğrusu eleştirel psikoloji yazılarını okuduysanız, orada şöyle bir eleştiri var. Ana akım psikolojiye. İşte en başından beridir saldırganlığı reddeden bir dil kullanıyoruz. Dolayısıyla biz aslında eleştirel gözle bakanlar için ana akım psikolojiyi temsil eden insanlarız. Eleştirel gözle bakanlar saldırganlığın otomatik olarak reddedilmemesi gereken bir kavram olduğunu, çünkü aslında buradaki hiyerarşiyi görmediğimizi vurguluyor. Yani şöyle, ezen ezilen, ezilen ezen ilişkisinde doğal olarak bir hiyerarşi var. İşte patron, işçi, öğretmen, öğrenci, komutan, asker. Bu gibi katı hiyerarşilerde saldırganlığın da o dinamik içinde yalnızca fiziksel olanı demiyoruz. Psikolojik olanı da, sözel olanı da, ilişkisel olanı da bir şekilde olumlandığını da biliyoruz. O zaman diyorlar eleştirel gözle bakanlar, siz aslında bunu da saldırganlığı tümden reddettiğinizde ezilenin ezene karşı duyduğu öfkeyi bırakın, eline fırsat geçtiğinde o kişiden ya da o kurumdan hıncını alması, intikamını alması ki hakkıdır bu. Çünkü o güne kadar ezilmiştir. O zaman bunu da bir şekilde reddediyorsunuz ve olumsuzluyorsunuz gibi bir bakış açısı var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sonra ben kendi görüşümü bildireceğim. Şimdi olumsuz diyoruz gibi, yani evet, ben çok şahsi fikrimi söyleyeceğim. Evet, yani ikinci bir seçenek varsa saldırganlığın asla seçeneklerden birisi olmaması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani saldırganlığın hiçbir türünün. Ama tabii ki şimdi
toplumda bazı gruplar, şimdi burada ezen ezileni ben öyle anlıyorum. Hani dezavantajlı gruplar örneğin. Hep dezavantajlı gelmiş gruplar ya da işte bir şekilde eşitsizliğe maruz kalmış, haksızlığa maruz kalmış grupların bunun bir tepkisi olarak saldırganlık göstermesine ve işte güç elinde, güç sahibi olan kişilerin saldırganlık göstermesinden ayırmalı mıyız noktasında. Evet, şimdi böyle bir noktadan baktığımızda sanki daha hani kabul edilebilir gözüküyor. Mutlaka ki tabii ki güç eşitsizliği olayı farklı bir noktaya koyar. Ama dediğim gibi hani burada yine çok bence daha etik bir tartışma. Yani söz konusu saldırganlıksa burada bence nerede durduğumuz noktasında net olmalıyız diye düşünüyorum. İkisi davranış olarak, dinamik olarak mutlaka ki çok farklıdır. Çünkü birisinin çok daha İkisinin doğrusu sebepleri, motivasyonları, davranışı çok farklı. Şimdi birisinde işte gücü elinde tutmayken saldırganlık gösterme sebebi. Diğerinde haksızlığa uğramak ve işte bunun sonucunda gelişen bir öfkenin sonucundaki saldırganlık söz konusu. Bu noktada tabii ki çok farklı davranışlar olarak ele alınabilir. Ama dediğim gibi hani eğer olay olumlamak ya da işte olumsuzlamak artık her neyse böyle bir noktadansa dediğim gibi hani burada bence nerede duracağımızı daha net bilmeliyiz diye düşünüyorum. Şahsen bence dediğim gibi hani saldırganlık bir davranıştır ve seçimdir. Gruplar ya da kişiler bunu tercih edebilir ya da etmeyebilir diye düşünüyorum ben. Teşekkürler hocam. Şimdi tabii bu soruyu cevaplamak çok kolay değil. Sizin bahsettiğiniz gibi her zaman bizim motivasyonlara bakmamız lazım, bağlama bakmamız lazım, dinamiklere bakmamız lazım. O yüzden de yalnızca bir düzlem oluşturup işte bir ezen ezilen ilişkisi var. Ezen ezilen ilişkisi içinde her iki taraftan olan şiddete de hayır dememiz ya da saldırganlığa hayır dememiz lazım. Bu bir duruştur. Saldırganlığa sıfır toleranstır aslında bunun karşılığı. Bunu aslında yalnızca işte o ezen ezilen ilişkisi üzerinden değil de şu an aklıma gelen bir örnek üzerinden açıklamam belki de daha akılda kalıcı olacak. Şimdi üniversite ortamında yaşıyoruz hepimiz. Ben uzunca yıllarda öğrenci disiplin komitesinde görev aldım. Kendi fakültemi temsilen. Orada çok uzun tartıştığımız bazı vakalar oldu. Örneğin bir erkek bir kadına şiddet uyguluyor. Başka bir erkek de o kadını korumak için o erkeğe şiddet uyguluyor. Şimdi burada aslında ezilenin yanında duran, mağdurun yanında duran, ezene karşı da onu koruyan bir davranış var. Şimdi Öğrenci Disiplin Komitesi bunu saatlerce hatta günlerce tartıştı oldu. Çünkü oradaki motivasyon, koruma amaçlı motivasyon ama davranışın yalnızca kendisine baktığımızda bu bir saldırgan davranış mı? Evet, saldırgan davranış. O yüzden işte tabii ki bizim alanımız değil ama hukukun o suçu hafifleştirici faktör olarak ortaya koyduğu şeyler bunlar. Çünkü tek bir düzlemden olaya bakamıyorsunuz. Oradaki motivasyona bakmanız gerekiyor. Ama bence çözüm noktası şu ya da bu diye soruya cevap vermek değil aslında. Saldırganlığın neden bir sorun çözme yöntemi olarak halen daha var olduğunu bence tartışmamız gerekiyor. Bu hiyerarşinin üstünden de baktığınızda, altından da baktığınızda değişmeyen bir durum. Yani orada birçok sorun çözme yöntemi var
iken aslında biraz önceki soruya da biraz giriyoruz burada. Siz önünüzdeki birçok yapabilecek şeylerden bir tanesini yapıyorsunuz. O andaki motivasyonunuza bağlı olarak. Ya, tabii ki burada ana akım psikolojinin şu kısmı eleştirilebilir. Bunu gezi olaylarında da yaşadık. Gezi olaylarında, gezi direnişine çok farklı bakış açılarıyla bakan psikologlar vardı. Örneğin oradaki kitlenin saldırgan davranışını işte konuşmamız içinde de tanımladığımız gibi bir şekilde bir dışa vurum, öfkenin dışa vurumu olarak tanımlayanlar vardı. Polisin göstericiler olan şiddetini polisin aşırı iş yüküne çok yorulmuş olmasına bağlayan kişiler vardı. Şimdi mesela bu eleştirilebilir. Çünkü oradaki eylemcinin elindeki saldırganlık gösterebilecek potansiyelle oradaki polis gücünün elindeki güç aynı güç değil. Kaldı ki 11 kişi biliyoruz gezi olayları sırasında öldürüldü. Dolayısıyla bunu yapan da oradaki kolluk kuvvetleriydi. Demek ki orada gücü kötüye kullanan bir bilim var. Bence biraz bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Ama neden saldırganlığın halen daha bir opsiyon olarak durduğunu da tartışmamız gerekiyor gibi duruyor. Ben tabii dediğim gibi yani bu soruya cevap vermek çok da kolay değil. Bu arada tabii webinarımız tamamen soru cevap şeklinde gitmeye başladı. Biz kendi konularımızı çok fazla irdeleyemedik ama ilişkili sorular olduğu için ben bunu aslında dile getirdim. Belki böyle daha iyi olmuştur hocam. Evet, evet bence de. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bence bir soruya daha cevap verebiliriz ama ben şeyi sormak isterim. Yani şu anda daha çok temel bilim üzerinden tartıştık. Kuramsal bakış açılarını vesaire tartıştık. Tabii saldırganlığı önlemek, demin tartıştığımız şekilde saldırganlığı önlemek bir amaç olarak ortaya çıkıyor. Her düzeyde böyle. Sizce psikologların buradaki rolü nedir? Yani temel bilimci olarak psikologlar zaten bu kavramı çalışıyorlar. Ve ortaya görgü çalışmaları çıkıyor. Görgü çalışmalarında uygulandığı birçok yer var. Saldırganlığı önlemek sizce tamamen mümkün müdür? Yoksa o işte en başta tartıştığımız evrimsel psikolojinin saldırganlığı işgüdü olarak ele alan kuramsal bakış açılarının dediği gibi saldırganlık hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacak. Ve biz aslında yalnızca onu minimize etmeye çalışacağız gibi bir durum var. Yani saldırganlığı tamamen önlemek mümkün müdür? Tabii ki buna cevap verebilir miyim bilmiyorum. Ama minimize etme noktasında bence psikologlar çok fazla şey, yani şu noktada şunu yapabiliriz. Saldırganlığı ortaya çıkaran her neyse ona müdahale edebiliriz. Yani saldırganlığı niye yaşıyoruz? Bunu ortaya çıkaran sebepler ne, bağlamsal sebepler ne, kültürde bunu ne destekliyor ve destekleyen şeyi nasıl değiştirebiliriz, nasıl ortadan kaldırabiliriz? İşte hep tartışılan örneğin işte maçoluk kültürü. Maçoluk kültürünü ortadan kaldırmak için mesela ne yapabiliriz bu noktada? Ve bunu sıfırdan işte böyle bir şey varsa mesela sosyal psikologlar olarak bunu bir işte politikaya da kazandıracak şekilde belki. İşte eğitim sistemimize dirayet etmiş bir yanı da varsa bunu nasıl değiştirebiliriz? Bu konuda ne yapılabilir? Dediğim gibi hani belki sıfırdan daha işte
aile eğitimlerinden başlayarak bu konuda ne yapabiliriz? Bunun üzerine çok uzun çalışabiliriz diye düşünüyorum. Yani bence temelde nokta saldırganlığa gelene kadar ne yaşıyoruz? Niye saldırgan davranıyoruz ve bunu değiştirmek için ne yapabiliriz noktasında çok şey yapılabilir diye düşünüyorum bu noktada. Tabii grup düzeyi işin bambaşka bir konu. Grup düzeyinde de. Bence tam anlamıyla aslında psikolojinin ne kadar zengin bir bilim olduğu bu burada ortaya çıkıyor. Çünkü gelişim psikolojisi saldırganlığı çalışıyor. Sosyal psikoloji çalışıyor. Trafik psikolojisi çalışıyor. Askeri psikoloji çalışıyor. Din psikolojisi çalışıyor. Ve bilişsel psikoloji çalışıyor. Ve aklıma gelmeyen birçok alt alan. Yani ve bunların her biri aslında her düzeydeki saldırganlıkla ilişkili hem temel bilgi üretiyor hem de bunların uygulanabilmesi için bu bilgileri üretmiş oluyor. Değil mi? İşte trafikteki saldırganlık, evdeki saldırganlık, okuldaki saldırganlık, sokaktaki saldırganlık. Bu bir aslında bilim dalımızın ne kadar geniş, ne kadar zengin ve perspektif açısından da ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. O yüzden hep eleştirdiğimiz şey psikolojinin özellikle bu coğrafyada klinik psikolojiye indirgenmiş olması ciddi bir sıkıntı. Burada belki bu mesajı da bizi dinleyenlere, öğrencilerimize net olarak vermek gerekir. Evet, klinik psikoloji bugün en popüler alt alan olabilir. Ama demin söylediğim gibi adli psikolojiden tutun gelişime, sosyale, bilişsele kadar tüm alt alanlar. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız zaten bu konuyu çalışıyor. Dolayısıyla her bir alt alanın da kendine özgü biriktirdiği bilgi birikimiyle alana sağladığı özgün katkılar var. O yüzden de ben burada psikologlar nasıl önler sorusunu aslında psikologların tek yönlü okuma yapmaması gerektiği, yani uygulamacı psikologlardan bahsediyorum. Tek yönlü okuma yapmaması gerektiği şeklinde cevaplayabilirim bunu. Yani eğer saldırganlıkla ilişkili çalışıyorsanız tüm alt alanlardan gelen o kavramla ilişkili çalışmaları gözden geçirmeniz, bilmeniz, hakim olmanız tabii ki mümkün değil. Çünkü alan inanılmaz şekilde, hızlı şekilde büyüyor. Her gün yüzlerce, binlerce yeni makale ve yeni bilgi yayınlanıyor. Bunların hepsine hakim olmak tabii ki mümkün değil. Ama daha spesifik saldırganlık gibi şeyleri çalışıyorsanız yalnızca klinik psikolojiye saplanıp kalmak alanın gerisinde bence haksızlık olurdu diye düşünüyorum. O yüzden o alt alanları da mutlaka göz önüne almamız gerekir diye düşünüyorum. Son bir soru var bence, bu soru güzel bir soru. Ve iki sonrası, yani dördüncü webinarımızın da aslında konusu bu olacak. Pandemi dönemiyle saldırganlık arttı mı? Soru bu. Sokağa çıkma yasağı, kişinin ve toplumun kısıtlanması bunu nasıl etkiledi? Dördüncü webinarımız Dilek ve Esra Hocaların pandemi döneminde çocuğa yönelik şiddetin nasıl arttığını tartışacak hocalarımız. Dolayısıyla biz de kendimizce bu soruya bir cevap verelim hocam. Pandemi dönemiyle saldırganlık arttı mı? Yani şimdi aklıma böyle çok medyada yaşanan olaylar vesaire geliyor. Bu bir karantinadan kaçmaya çalışanlar vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Gözümün önüne o geliyor, polise saldıranlar, tükürenler vesaire. Şimdi bildiğimiz çok klasik kuramlar bize şunu söylüyor. Engellenirseniz bu sizde öfke yaratır ve saldırganlaşırsınız. Dolayısıyla şimdi pandemi çok ciddi anlamda birçok şeyi hayatımızda engelledi. Yani dışarı çıkamadık, sevdiklerimizi göremedik. İşte çok önemli bir ihtiyacımız temas etmek,
özellikle bizimki gibi bir de kültürlerde temas etmek çok ciddi bir ihtiyaç sosyal ilişkilerde. Dolayısıyla bu saldırganlığı arttırması çok mantıklı geliyor. Dolayısıyla hani ben açıkçası şahsen bilmiyorum. Pandemide saldırganlığın arttığına yönelik bir araştırma okumadım hocam. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Ama dediğim gibi hani bu en azından medya olaylarını göz önüne alırsak saldırganlığı bu anlamda arttırması tabii ki mantıklı geliyor. Tabii bir de bunun şu tarafı da var işin açıkçası. Şimdi hepimiz bunları da gördük. Pandemiyle birlikte sosyal koşullarımız birçok anlamda değişti. Yani işte ekonomik olarak bir belirsizliğin içine girdik. Yarın ne olacağını bilemedik. İşte ne kadar, yani hepimiz bunu yaşadık. Maddi anlamda da bir belirsizlik yaşadık. Ve belirsizlik de ciddi anlamda bir insanlarda korku yaratan durum. Dolayısıyla dediğim gibi bütün bunların saldırganlık için zemin hazırlamış olması tabii ki mümkün diye düşünüyorum. Benim okuduğum bazı net araştırmalar var ki pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin arttığı, çocuğa yönelik şiddetin arttığı, yani ev içi şiddetin arttığına dair net bulgular var. Tabii bu yalnızca kısıtlanmayla açıklanabilecek bir durum mu? Bence değil. Çünkü her kısıtlanan insan bu şekilde davranmadı. Yine aynı noktaya geliyoruz. Yani burada kısıtlamanın kendisi ev içi şiddetten sorumlu olamaz. Bu yalnızca buna eğilimli kişiler bu davranışı ortaya çıkartan dinamiklerin halihazırda o evlerde var olduğu anlamına geliyor. Bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Çünkü her evde yaşanan bir durum değil. Tam tersine pozitif bir bakış açısıyla bakarsak ki işte bununla ilgili ben onlarca seminer verdim bu dönemde. Biraz daha pozitif bakış açısıyla bakmamız gerekiyor pandemi sürecinde yaşadıklarımıza diye. Bu dönemin insanları aynı evin içinde yaşayan insanları daha fazla yakınlaştırdığını, o günlük rutinin hengamesinden insanların bir şekilde kurtulup ev ortamında daha fazla vakit geçirdiklerinde birbirlerini daha iyi tanıdıkları, daha iyi iletişim kurmaya başladıkları bunlar da var. Dolayısıyla burada bir pandemi dönemi saldırganlığı arttırdı mı sorusuna cevap net olarak tabii ki verilemez. Pandemi koşulları yatkın bireylerin saldırganlığını ve o yatkınlığı ortaya çıkartan dinamikleri tetiklemiş olabilir. Evet, bu net. Zaten işte en başta söylediğim kadın yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddet vakalarının artmış olması da bunu net olarak zaten gösteriyor. Ama işte bizim diğer tarafa da bakmamız lazım. Çünkü eğer bunu yanlış yorumlarsak en başta o eleştirdiğimiz noktaya tekrar döneceğiz. Yani kısıtlamanın kendisi sanki saldırganlığı ortaya çıkartan temel bir faktörmüş gibi algılanabilir. Böyle bir şey yok. Evet, pandemi dönemi zorlu bir dönem. Kısıtlanmalar hepimizi zorluyor. Ama tabii ki oradaki gerçeğe bakacağız, bunu irdeleyeceğiz, oradaki şiddeti mutlaka inceleyeceğiz. Ama bunu yaparken aynı zamanda işin diğer tarafına, madalyonun diğer tarafına, bunun olmadığı durumlara da bakmak ve şöyle bir karşılaştırma yapmak belki daha doğru olacak. Orada neden saldırganlık ortaya çıktı ve burada neden saldırganlık ortaya çıkmadı? Orada neden saldırganlık oldu? Burada neden tam tersi oldu? Bu gibi karşılaştırmalar bize çok daha fazla belki de veri sağlayacak ve önümüzü açacak. Çünkü pandemi dönemi uzayabilir. Bu son pandemi de olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütü şimdi biraz felaket tellallığı yapacağım ama Dünya Sağlık Örgütü
başka bir pandeminin de insanlığı vurabileceğini söylüyor. Bu tabii ki her zaman olabilecek bir durum. Dolayısıyla bundan sonra zaten yaşamımız yeni normale göre diğerini, yani pandemi öncesinden bir şekilde artık farklı olacak. Buradaki kısıtlanmayı da bence doğru okumamız lazım. Buradaki denklemleri de doğru kurmamız gerekiyor. Gerçekleri tabii ki her zaman göz önüne alarak diyelim ve son sözlerimizi söyleyelim ve yavaş yavaş programımızı kapatalım. Buyurun hocam. Kapanış neyle yapabiliriz bilmiyorum. Yani bu kadar konu üzerine gerçekten çok soru cevap şeklinde gittiği için ne anlatacaktım onu bile şu an çok şey yapamıyorum. hocam siz kapatın istiyorsanız, ben çok şu an toparlayamayacağım sanırım. Peki Bilge hocam. Umarım bizi dinleyenler feyiz aldılar bu webinardan. Tabii tasarladığımız gibi tam olmadı. Biz önceden hazırlanmıştık hangi konularda konuşacağımıza dair. Biraz onlardan bahsedebildik. İlişkili soruları da aldık ve onlara da cevap vermeye çalıştık. Bence keyifli bir webinar oldu. Umarım bizi dinleyenler de keyif aldılar. Aslında karamsar konuları, psikolojinin karanlık kavramlarını konuşmak çok kolay değil. Hele pandemi döneminde insanlar çok daha pozitif kavramlar duymak istiyorlar. Örneğin bir önceki webinarımız mutlulukla ilişkiliydi. belki de bir konu seçimini daha dikkatli yapmamız gerekiyor. Ama ben katılımcı sayısına baktığımda ciddi bir katılımcı oranının olduğunu görüyorum ve sorulardan da aslında halen daha böyle bir dönemde bile ilgi çeken bir konu olduğunu görüyorum. Tabii ki psikologlar olarak hele hele çalıştığımız kavramlar belirli kavramlarsa bunu işte pandemi dönemidir, biz bunu çalışmayalım, konuşmayalım diye bir lüksümüz yok. Bunu hep vurguladık. Bu yaşamımızın ne yazık ki bir gerçeği, çalışmaya da devam edeceğiz bu kavramı bilimsel olarak. Psikolog uygulamacılar da bu kavram üstünde çalışmaya devam edecekler. Tamamen saldırganlığın bittiği bir dünya mümkün mü? Bence ütopik gibi duyulsa da mümkün, ama çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çünkü insan çok karmaşık bir varlık. Onun zihinsel süreçlerini incelemek başlı başına zaten güç, davranışları tanımlamak başlı başına güç, psikolojinin önünde çok aslında zorlu bir süreç var. Çünkü dinamik bir varlıktan bahsediyoruz. Sürekli değişen bir varlıktan bahsediyoruz. Bundan 10 yıl sonra belki de saldırganlığı siz ve ben konuşursak, bugünkü konuştuğumuz tanımların çok ötesinde tanımlar kullanacağız. Çok farklı saldırganlık çeşitlerinden bahsedeceğiz. Çünkü dijital yaşam sınırsız bir biçimde ilerlemeye devam ediyor. Bilim kurgu, bilmiyorum sever misiniz? Ben çok severim. 70'lerin, 80'lerin bilim kurgularını izlediğinizde bugün yaşamımızda olan birçok şeyi o gün filmlerde görüyorduk. Bugün yapılan bilim kurgular içinde bundan 15 yıl, belki de 20 yıl, belki de 10 yıl sonraki durumları görüyoruz. Hologramlar şeklinde büyük ihtimalle konuşacağız. Çok yakın bir gelecekte. Belki de hologramların birbirine olan saldırganlıklarını çalışıyor olacağız. Yaklaşık 10 yıl içinde. Bu bir bilim kurgu değil. Bu bir tahmin. Bakalım görelim. Ben böyle keyifli kapatmak istedim.
Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani evet, belki şunu söyleyebilirim hani daha sosyal psikoloji taraftan. Evet, hani biz psikologlar olarak birçok şey yapabiliriz saldırganlığı engellemek için. Ya da hiç olmasın diye müdahale etmek için. Ama tabii işin şu tarafını da unutmamak gerekiyor. Biz ne yaparsak yapalım bireysel bazda ya da psikologlar olarak bilmiyorum. Bu işin kesinlikle bir yönetimsel daha politik tarafı var. Yani mevcut düzenin de saldırganlığa izin vermiyor olması gerekir. Sonuçta hepimiz bazı eşit, o işte bu ezilen ezilen kısmından da hani şimdi onu da düşünerek söylüyorum. Bazı eşitsizliklere maruz kalmak tabii sıkıntılı bir durum. Ve doğal olarak içinde bulunduğumuz düzenin de üstten engelliyor olması lazım. Şimdi bu tarafı da var. Ve umarım dediğim gibi yine bu noktada da gün gelir hani bunlara hiç izin verilmeyen bir dünyada yaşama fırsatı hepimiz buluruz. Öyle de söylemiş olalım. O zaman saldırgana sıfır tolerans, şiddete hayır deyip kapatalım. Bilgisayar hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sizin de ağzınıza sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım biz dinleyenler de keyif aldı. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Üçüncü webinarımız iki hafta sonra 24 Şubat'ta Şenel Hoca ve Zuhal Hocaların cinsiyetçilik üzerine olan webinar olacak. O zamana kadar herkese hoşça kalın diyoruz. Herkese iyi akşamlar.